Alo, selamun aleyküm. Şimdi. Nasılsın kanka, iyisin? Çok şükür iyiyim ya. Sen nasılsın, iyisin? Ben de iyi, çok şükür. Nasip bugüneymiş, bir dertleşemedik beraber seninle. Biz ya kusura bakma Yok, sorma ya. Benim estağfurullah, ne işler demek. çok yoğun bu son özellikle 10-15 gündür aşırı yoğunum. Gece ne zaman gittiğim, gündüz ne zaman geldiğim hiç belli değil. O yüzden şey yapamadık, bir türlü denk getiremedik. Hakkını Yok, helal estağfurullah, ne demek. Yani ben de hani zaten gündüzleri biliyorsun, online, ya yani online Aynen. diyorum, müsait olamıyorum. Aha. Ancak gece nasip Aynen. bugüneymiş olsun. Aynen olsun olsun aynen kardeşim. Kanka, şimdi Evet. öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim, ne demek? Seni tanımak isteriz işte. Yaşındır, yaşadığın yerdir, işindir. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Öncelikle şunu bir sorayım sana. Şu an benim ağzımda plak var. Ben diş tedavisi görüyorum. Bu ses tam net gelmiyorsa plağı çıkartabilirim. Yok, şu an sorun yok. Şu an gayet güzel geliyor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Kardeşim benim yaşım 28, 29. İsmim Hakan. İstanbul'da yaşıyordum 6 ay öncesine kadar. Şimdi Ankara'da ikamet ediyorum. Avukatım. Bu oyuna da yaklaşık 3 yıl önce başladım. 3-3,5 yıl önce. Burak aracılığıyla başladım. Burak var bizim şu Atlantis manya Burak, 10-15 tanıyorum, tanıyorum, aynen. aynen o benim çocukluk arkadaşım dostum o kardeşim işte oynuyordu, ben de online oyun çok oynarım, çok uzun yıllar oynadım hep online oyunlar, oynuyordu işte, onun kuzenleri var, Haso, Hüso, onlarla birlikte dedim ki ben de başlayayım oyuna. İşte o zamanlar çok fazla kaynak satışı falan vardı bu oyunda. Ama ben direkt oyuna savaşçı olarak girdim. Yani dedim ben direkt gireceğim, savaşacağım, kafeye oynayacağım. Anladım. O zaman 192. Krallık yeni başlamıştı. Yeni birleşmişti. Ben de oyuna direkt girdim. Direkt oradan direkt global chat'e yazdım. Dedim ki ben bu oyuna yeni başladım. Böyle böyle bana bu krallığın en iyisi mesaj atsın diye. Sonra o krallık da Türklerdeymiş. Laz falan vardı. Benimle iletişim kurdular. Dedim ki kardeşim ben bu oyunda kafayı oynayacağım ama yeni başlıyorum. Bu oyun neye benziyor tam bilmiyorum. Ben uzun yıllar Travian falan da oynadım ama oyunu daha çözemedim. Yeni başlıyorum dedim. Bana yardımcı olun. Sonra onlar dediler ki birlikte ilerleyelim. Biz sana yardımcı oluruz. İşte yaklaşık 2-3 hafta baktım yavaş yavaş gidiyorum. Sarmadı beni. Kale satın almaya karar verdim. Gittim tatlı kalelerden bir tanesini aldım. Ha, büyük bir kale Krallığı. aldım, anladım. Krallığın iyi kalelerinden birisini aldım. Sonra Burak'la falan farklı krallıkta oynuyoruz tabii. Dedim ki Burak, ben burada kafayı oynayacağım. Bu krallıkta liderliği alacağım. İşte oyuna başladıktan 2-3 ay sonra. Ama benim yanıma adam lazım. Sizin bu krallığa gelmenizi istiyorum diye. Peki bir şey, sözünü kestim ama hani ilk başlarken Burak'ın yanında niye başlamadı? Burak'ın oynadığı krallık Türkomanların krallığıydı. Burak kaynak satıcısıydı o zaman. Savaşçı değildi. Savaşmıyordu yani. Sadece kaynak satıyordu. Anladım. Ben oyuna savaşçı olarak başlayınca direkt kafayı oynayacağım dedim. Burak da işte hem düzenini bozmak istemedim hem de böyle denk geldi. Niye bilmiyorum. Aradan 2 ay falan geçti. Dedim ki Burak, Hüseyin var bir de kuzeni. Dedim ki benim krallığıma gelin. Size birer kale alalım. Bu krallığı alalım. Biraz konuştuk ettik. Sonra onlara da birer kale aldık. Geldiler bizim krallığa. Sonra biz liderle anlaşamadık. Farklı ittifaklara geçtik. Sonra krallığı aldık. Sadece biz üçümüz üzerinden döndürüyoruz krallığı. Yaklaşık bir 4-5 ay farm süresi oldu. Bu şekilde. Ama bizim krallığın eksi tarafı şuydu. Hiç alt oyuncu yoktu. Bizden önceki lider şey yapmış. Herkesi sindirmiş. Yani krallıkta oyuncu bırakmamış. 3-4 kişi üzerinden oynuyorlardı. Biz de karşılarına 3 kişi geçince savaş oldu. Bizim taraf kazandı. Onlar kalelerini sattılar Ruslara, Kazaklara falan. Gittiler. Krallık da bize kaldı. Biz oynadık, oynadık. Bayağı bir geliştirdik kaleleri. Üretimler satın aldık falan. O zamanlar tabii banlanma falan yok. İşte hatta jumplar falan filan var işte. Jump yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Diyoruz işte başka krallığa gidersek bir şey yaparsak plan yapıyoruz durmadan. Aynen. Kalelere yapmışız 30'ar milyon altın, 35'er milyon altın. Oo.
Birleşme geldi 244. krallıkla. Biz bir gittik 3 kişi. Onlar karşımızda yaklaşık 60-70 player vardır. Belki daha fazladır ama. Birleştikten sonra kaçıncı krallık oldunuz? Biz 244 olduk. 192 ile kim birleşmişti o zaman? 192 ile işte kim birleşmişti hatırlamıyorum da keypackler falan işte. Ha keypackler anladım. Keypacklerle birleştik. Sonra biz bunlarla 3 kişi sıfırlanana kadar savaştık. İlk işte 4 tahta aldık. 4 tahta aldık ama 3 krallık birleştik. Birleşen krallıklardan bir tanesi daha Türk. Bize teklif sunuyorlar. Keypackler diyorlar ki biz sizlerle birleşelim. Diğerlerini bitirelim. Onlarla savaşmayalım. Biz kabul etmiyoruz bunu. Diyoruz ki biz Türkleri satmayız. Sıfırlanana kadar oynarız. Ama savaştık. Sadece biz sıfırlanıyoruz. Diğer Türkler hiçbir şekilde savaşa katılmıyorlar. Dahil yani, olmuyorlar. Evet diyorlar işteyiz, işte okuldayız. Hep bir bahaneler sunuyorlar. Hep böyle bir şeyleri erteliyorlar. Biz uzun süre savaştık. Yani uzun süre dediğim yaklaşık bir ay boyunca savaştık. Zaten başkan savaşı yapamıyoruz. 3 player'ız sadece. Çünkü ben krallığa gelmeden önce de 6 player bırakmamışlar. 3-4 kafak kişiye karşı savaştık. Onları da yenince biz sadece 3 kişi kaldık krallıkta. Anladım. Birleşmeye de gidince tahta bir sıfırlanana kadar savaştık. Zaten başkan savaşı yapamıyoruz. Söylediğim gibi 3 kişiye 4 kişiye nasıl başkan savunacaksın? Başkentin savunması var, takviyesi var. Evet. Dolması gerekiyor aynı. Yetmiyor. Tahta savaştık. Biz bırakmadık bunlara tahtı. 10 saat, 12 saat, 23-24 saat taht savaşı yaptığımız zaman oldu. Tabii bunu nasıl yapıyorsunuz? 192'den hani sağlam evet. Gitmişsiniz değil mi? Tabii ki. Çok sağlam gittik. O zamanlar böyle şeydik yani gittiğimizde hatırlamıyorum da tabii şimdiki gibi 100, her önüne gelen 100G, 80G, 50G değildi. O zaman 25-30G olan çok iyi bir kudreti var demekti yani. Aynen. O şekildeydi. Ki ben mesela oraya birleşmede birinci kaleydim yanlış hatırlamıyorsam. 25-30G kudretim vardı. Şimdi tam hatırlamıyorum da o civarda bir şeydi. Yani ben o birleşmeden sonraki birinci kaleydim zaten. Bir süre savaştık. Biz hızlı bir şekilde kudret erittik. Yani çünkü zaten zevkimize bakıyoruz. Bizim bir para beklentimiz yok. Biz oyundan keyif almaya bakıyoruz. Sonra sıfırladık kendimizi. Kalelerimizi oyunu bırakmaya karar verdiğimiz zaman yani o krallığa bırakmaya karar verdiğimiz zaman kalelerimizi sattık. Burak, ben, Hüseyin. Şeye geçtik. Ulular İttifakı var. 300 sonradan o 244 oldu işte. 243'te biz savaşı kaybettik. Tas savaşını. Biz 244'e geçtik. Şu Kapetgil'de mi olan savaşı? Evet, Kipekleri kaybet. Çünkü bir ay sonra bizim kudretler de bitti. İşte karşımızda biz 3 kişi savaşıyoruz. Adamlar tahta bir geliyorlar. En az 15-20 kişi. Yani ve paralılar biz, değil mi onlar? Ya paralılar. Tamam biz de parayla oynuyorduk. Biz de çok yatırıyorduk. Ama onlarda bizim 10 katımız adam var. Hatta daha fazla adam. Evet. Aynen. Biz bir solo çıkartıyoruz. Adamlar kafamızı 10-15 tane patlatıyorlar. Anladım. Yani yoruyordu bizi. Ve artık şey bitmişti. İlk 4 tahttan sonra artık biz bitirmiştik kendimizi. Devam etseydik farma yatacaktık. O da bizim mizacımıza çok uygun değil. Dedik ki biz kaleleri satalım. Şimdi önce anahtarı Ergen'e kondu sanırım. Biz geçtikten sonra Ullar oldu işte bir 3-4 ay oynadıktan sonra. İşte orada Beyazıt, Kubilay falan var. Burak'ı çağırdılar. Buraklar tanışıyordu. Biz işte telefonda bizi aradılar, tebrik ettiler işte taht falan alıyoruz diye. Onlarla samimi olmaya başladık. 243'ü bıraktık keypacklerin orayı. Geçtik 244'e. Oradan işte kale satın aldım. Sonra Buraklar, ben oraya 2 ay falan oynadım yalnız. Beyazıtlarla birlikte. Hı hı. Sonra Buraklar falan da kale satın aldı. Geldiler dedim birlikte oynayalım ben sizi özlüyorum ama ben sizin için oynuyorum bu oyunu diye. Burak geldi, Hüseyin geldi. Sonra ikizi Haso geldi. İşte orayı büyüttük gittikçe. Ekip büyüdü. Hepimiz de üretim kalesi aldık. Üretim kalesi yaptık. Hepimizde 25'er, 30'ar, 40'ar tane üretim kalesi vardı. Hı. Kalelerimizi yaptık 30'arcıyı, 25'erciyi. Zaten çok büyüktü. Yani çok acayip büyüttük yani ittifakı. Peki şeyi soracağım. İlk gittiğinizde hani Beyazıtgil'in düşman durumu falan nasıldı? Beyazıtlar krallığı kazanmışlardı. Krallığın sonuydu artık. Ben gittiğimde krallığın artık yavaş yavaş sonuydu. Doğru düzgün başkan savaşı bile yoktu. Ben geldim işte ufak ufak son başkan savaşlarını yapıyorduk. Öyle hatırlıyorum yani krallık bitmek üzereydi. Beyazıtlar almış sayılırdı. Tabii adamlar da geçtiler. 2-3 levelde 1 levelde oynuyorlar ama şey... Barbar çalmaya falan çalışıyorlar. Onun haricinde hiçbir aktiflikleri yoktu.
tahta gelemiyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar çünkü ekip gitti de çok hızlı büyüdü orada. Çok hızlı büyüdü ve karşımıza duramayacak duruma geldiler. Sonra Buraklar geldi. Hasan geldi. Hüseyin geldi. Onun kız arkadaşı geldi falan derken orada ekip çok büyüdü. Bizim bir kafa ekip oldu 15 kişi. Bunların hepsi direkt şey full taht itemli. Full paralı oyuncu. Hepsi böyle kudretleri çok yüksek. Hepimiz üretim kalesi yaptık birçok. Ben de gittim bir sürü üretim kalesi aldım. 25-30 tane üretim kalesi aldım. Oynadık. Çok güzel bir şekilde. Ta ki hevesimiz ne zaman kaçtı? Geçen yıl bu tarihlerde. Kaleler banlandı. Üretim kaleleri. Geçen ban. Bir yıl önceki evet, ban olayında. Bir yıl önceki ban olayında bizim yaklaşık 250 tane falan herhalde üretimimiz gitti. Doğru. Çok fazla üretimimiz gitti. Ve ittifakta bizim şöyle bir şey vardır. Mesela herkes kendi bacağından asılır kafası yoktu. Bir mesela benim üretim kalem o dönemler Hasso vuruyordu mesela. Hasso birkaç işte kaynak ihtiyacı vardı. Tüm ittifaktakiler kalelerini vermişti Hasso'ya. Hasso vuruyordu kaleleri mesela. Mesela benim kalem benim değildir. Benim kalem ittifakındır. Ya da başkasının kalesi yine ittifakındır. Anladım. Kendi bireysel kalem diye bir şey yoktur. Ben o kaleye gideyim 1000 liraya 2000 liraya üretim alayım. Hiç fark etmez. İttifak birlikte büyür. Biz o mantıkta oynuyorduk ama üretimler banlanınca oyundan çok ciddi soğuduk. Yani ben en azından kendi adıma söyleyeyim. O dönemde kaç kişiye uğradı o ban o zamanlar? O dönemde Burak'ın kaleleri komple gitti. Hasan'ın kaleleri gitti. Hüseyin'in gitti. Benim gitti. Yaklaşık bir 6-7 kişiye uğradı bizim kafa kalelerden. Anladım. Ve o da bayağı bir yıprattı bizi. Yani hepimizin ortalama 30'ar tane kalesi vardı. 6 kişiye uğrasa 180 tane kale demek yani az bir kale değil. Ve kalelerimiz kale. Bizim hep şey. Doğru da full kaledir artı yani. Full de. Full tabii ki. Tüm kalelerimiz 33. Hepsi full item. 9. ekipmanlar o her şey şey yani. Vardı, ve biz anladım. Mesela o çekiliş bug'ını üretim kalelerine dahi oynadık. Bizim üretim kalelerimizde bile taşlar vardı. Var. O şekilde düşün. Tabii bizim kalelerimizin hepsi öyleydi. Ki mesela ana kalelerimizde zaten o çekiliş bug'ını falan hep çok uzun süre oynadık. O yüzden hiçbir şeyde sıkıntımız yoktu. Üretimlerimizde 300-500K altın vardı. En az altın olan kaleler. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk ta ki ban tarihine kadar. Ban'da biz bu oyundan soğuduk. Sonra dedik ki oyunu bıraksak mı bırakmasak mı? Birkaç ay geriye çekildik. Dediler ki hop birleşme geliyor. Tabii birleşme geliyor. Biz bırakmak yakışmaz kimseye. Zaten olmuşuz. Herkes 25-30'cıyı kudret basmışız. En büyük Türk ittifaklarından birkaç tanesinden bir tanesiyiz zaten biz. Birleşmeye gittik. Ben birleşmede çok aktif olamadım. İşlerim aşırı yoğundu. Ama sağ olsun çocuklar gece gündüz oynadılar. Hepsi gece gündüz emek verdiler. Aldılar krallığı. Ki kimlerdi onlar? Adraniklerdi herhalde. Aynen Adraniklerden aldılar krallığı. Onlar da çok güçlü bir ittifaktı. Hatta biz birleşmeden önce bize hep böyle yüksekten konuşuyorlardı, küfür ediyorlardı. Sizi şöyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz, size şunu yapacağız diye. Birleşmeye gittik. 2-3 tahtta böyle büyük kudretler ezildi. Kişi başı 3G, 5G, 10G, 15G yani bizim ekip kalabalık olduğu için herkesten 4G kudret gitse totalde 40-45G kudret gidiyor. Aynen. Ama koymuyor bize. Onlar 3-4 kişiler. Çok büyük kafa kaleler. Ama onlardan bir gidiyor 10G, 15G. O da onları yoruyor. Aynen. Aldık krallığı onlardan. Başkentleri de aldık komple. Her şeyi aldık. Ta bir levele kadar sürdük en sonunda. Ondan sonra zaten ben şey yaptım. Komple kaleyi verdim Hasan'a. Ben oyunu bırakıyorum dedim. Çünkü artık zamanım yetişmiyordu. Yani oyuna girip kalkan almaya şeyim yoktu. Zamanım yoktu. O kadar şey yapmıştım. Kaleyi verdim. Bıraktım oyunu. Ki zaten oyundan çok soğumuştum. Artık tamamıyla pay to win'e döndü oyun. Yani her gün bir yenilik geliyor. Durmadan aktif olmak gerekiyor. Durmadan böyle uğraş. Paket al yetişmiyor. Yani bugün onu fulluyorsun. Aradan bir ay geçiyor. O bu çektiğin başa çıkıyor. Aynen öyle. Ve bu insanı şey yapıyor artık. Sıkmaya başlamıştı. Aynen. Allah'tan herkes şunu yapıyordu ki. Windows 8'den çekiyordu paketini. Herkes 120-130 liraya paket çekiyordu. Kolay kolay çekiliyordu. Hele hele şu tarihte tümden insanlar oynaması çok zor yani ben açık söyleyeyim. Kimse gidip de 500-600-700 liraya
paket alayım da durmadan kendimi fullleyeyim. Bu topa girmezler. İmkansız kanka, çok zor. Evet. Bu devirde çok zor aynı. Aynen öyle. O tarihte de artık bizi sıkmaya başlamıştı, özellikle beni. Ben dedim ki bana müsaade. Çocukların da çok emekleri var zaten üstümde. Hepsini de ayrı ayrı severim zaten. O şekilde bıraktım ben oyunu. Bizim çocuklardan hala devam edenler var aralarında. Ama bırakanlar da oldu. Her gün de Real'de görüşüyorum zaten. Biriyle telefonla konuşuyorsam biriyle yüz yüze konuşuyorum. Yani. Mesela Burak zaten benim çocukluk dostum kendisi. Oyunu ondan öğrendim ben. Burak'tan öğrendim ben bu oyunu. O öğretti yani. Oturdu bildiğin şunu şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. O şekilde öğrendik. Çok da zevkli bir oyundu ama artık eski tadını vereceğini de zannetmiyorum. Bir daha güzelleşeceğini de zannetmiyorum. Yani gittikçe kötüye gitti bu oyun. Aynen kanka, artık yani oyun harbiden kendi kendini batırdı. Yani bu son güncellemelerden, banlanmalardan, zaten onlara da geleceğiz de. Aynen aynen öyle. Yani şu an sen bırakmışsın 4-5 ay önceden. Evet. Şu an bırakıp da hani belki alıcı bulamadığı için bırakamıyorum. Bir sürü oyuncu tanıyorum. Tabii ki aynen öyle. Şu anda alıcı olmaz. Zaten üretimlere zaten alıcı olmaz. Anakaleye de adam diyor ki ya ben alsam anakaleyi 6 ay beklesem diyor. Zaten tekrar fulleyemeyeceğim. Tekrar fullemeye kalksam 15-20 bin lira para harcayacağım. Çünkü artık paketler ucuz aynen. değil. Aynen. Adam da diyor ki o topa niye gireyim? Gerek yok diyor. Kalemi satayım satabilirsem diyor. Adam satmaya çalışıyor. Diğeri de almak istemiyor zaten. Oyuna mecburiyetten devam eden çok büyük bir kitle var şu anda. Ne yazık ki. Aynen. Peki şey soracağım, hani bu zamana kadar oyunu oynadın, işte bir sürü arkadaşlık edindin. Evet, oyun tabii. Senin real hayatını falan nasıl etkiledi? Ya ben zaten çok küçüklüğümden beri online oyunlar oynayan bir insanım. Ben hala Silk Road oynuyorum aktif olarak. Benim orada 15-16 yıllık bir guild'im var. Ben orada bir guild'in masterlığını yapıyorum. Hepsiyle realde görüşüyorum. Evlerinde birçoğunun misafir olmuşumdur. Her yıl yazın İstanbul'da bizim toplanmamız vardır. Her yıl yazın mutlaka toplanırız. Kalırız birlikte, sohbet ederiz, muhabbet ederiz, yeriz, içeriz. Güzelmiş. Bu hepimiz birbirimizin düğünlerine gideriz. Allah korusun. Bir arkadaşımız mesela bir sağlık sıkıntısı yaşadı. Hemen yapmamız gerekeni gider yaparız. Böyle olması gerektiğine inanırım. Ben şu kafada olan bir insan değilim. İnsan biriktirmek çok önemlidir bu hayatta. Ben hep buna inandım. İnsan biriktir. Para biriktirirsin kaybolur gider. Her şey kaybolur gider. Ama insan biriktirirsen paranı da kazanırsın. Yani hayattaki her şey senin için çok kolaylaşır. Ben o yüzden oyuna oyun olarak bakmıyorum sadece. Ki bu oyunda dahi sabah 6'ya 7'ye 8'e kadar arkadaşlarımızla sohbet muhabbet ederdik. Durmadan konuşurduk. Bilmiyorum diğer ittifaklar nasıl ama bizim ittifakımız öyleydi. Hepsi de çok iyi çocuklardı. Ya hepsinde olmasa bile çoğu ittifak yani böyle olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bir görüşmeler falan. Aynen öyle. Ama eksiğe şöyle götürüyor. Sosyal hayatını çok ciddi anlamda zedeliyor. Şöyle diyeyim. Ben çok az uyuyan bir insanım. 2-3 saat, 4 saati geçmez benim uykum normalde. O dönemde, özellikle bu birleşme dönemlerinde ve önceki birleşmemizde ben bir STK'da görev alıyorum aktif olarak orada. Durmadan bulunmam gerekiyor. Aynı zamanda okulum vardı. Kendime zamanım kalmıyordu. Hem onlara yetiş, bir de oyunu oynamaya kalktığın zaman kendine zamanın kalmıyor. Yani iş, oyun. Bu kadar. Başka öyle. Hiçbir sosyal aktivite yapma şansın kalmıyor ne yazık ki. O yönden eksisi çok fazla. Ama sen bunu artıya çevirmeye çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Oradaki arkadaşlarına samimiyetini arttırıyorsun. Farklı işlere girmeye çalışıyorsun. Birlikte realde iş yapıyorsun. Bu da insanı olumlu yönde etkiliyor. Oradan onu almak lazım. Ama kesinlikle oyun belli bir süre oynayıp zevkini alıp bırakılması gerekiyor. Hırsa kaydıktan sonra bitti. Yani olay farklı boyuta geçiyor o zaman. Yani. Olay farklı boyuta geçiyor. Hem insanlarla aram bozulur, ciddi söylüyorum. Hem de kendine olan saygını yitirirsin yani. Çünkü zamanın gider ve hiçbir şey elde edememiş olursun oyundan başka. Aynen. Öyle bir sıkıntısı var. Peki şey sorayım. 3-4 yıllık oynuyorsun yani. Belki şu an arada da giriyorsundur oyuna. Tabii her gün giriyorum çünkü aynen. Şöyle bir zorunluluğum var. 353'te benim üretim kalelerim duruyor. Gerçi bir haftadır vurmuyorum bile onların. Kalkan bile. Çünkü zamanım olmuyor genelde. Ama orada benim işte üretim kalelerim var. Bir de eski ana kalem duruyor.
O şekilde kaynak toplayıp arada bir zamanım olursa kaynak satışı falan yapıyordum. Şimdi RVR'lerde kaynak satışı bitti ama. Aynen, o da o yüzden bitti. mecbur oyuna girmek durumundayım. Oyunu o yüzden giriyorum. Peki bu zamana kadar bir sürü oyuncu tanıdın hani. Evet. İyi kötü. Bunların arasında senin böyle bir favori bir oyuncun var mı? Ya şöyle diyeyim, evet bu oyunda çok güzel oyuncular var. Özellikle Atlantis'e girdiğimiz zaman evet bunları daha yakından şahit olabiliyoruz. Bazı oyuncular var. Şunu yaşayarak gördüm yani. Yani sonuçta gidiyoruz bir yerde taht savaşı olduğu zaman hemen geçip oraya izliyoruz saatlerce. Aynen. Orada çok iyi oyuncu olduğunu söyleyip Atlantis'e gitmekten dahi çekinen birçok oyuncu gördüm. Ya da mesela taht savaşında kendi kalesine eşini dostunu sokan ama kendisi gibi gösteren birçok oyuncu gördüm. Şimdi direkt isim verirsem hoş olmaz belki ama Anonim şekilde anlat böyle üstü kafalı bir şekilde. birkaç tane gerçekten çok takdir ettiğim ve gerçekten hızlı dediğim evet çok yani oyuncular var. Hani bot Benim hızlısı değil inşallah. ya işte o gözümle görmediğim için onun Aynen. şüphesine bazen düşüyorum. Ama emin olamadığım için zaten bunu söyleyemiyorum. Adam gidiyor bot kullanıyor, makro kullanıyor. Bu şekilde kendisiymiş gibi gösteriyor. Ama şunu söyleyeyim, yakın dostum ve kardeşimdir yani kendisi benim. Burak gerçekten kendisini inanılmaz geliştirdi. Ve zaten her gittiği Atlantis'i de kazanan birisi Burak Ve onun için sürekli söyleyeyim. paylaşımlarını görüyorum ya. Her insan her Atlantis'i kazanabilir mi Her ya? Atlantis'i kazanıyor. Her Atlantis'i kazanıyor. O yüzden gerçekten çok iyi bir oyuncudur. Ki Burak düşün yani bundan 3 yıl öncesine kadar kaynak satıcısıydı ya. Hiç bir kere tahta vurmuşluğu yoktu. Hiçbir yere vurmuşluğu yoktu. Öyle bir öğrendi ki, öyle bir şey yaptı ki. Ben ondan önce savaşçı oldum ama çoktan boynuz kulağı çoktan geçti. O şekilde oldu. Haso var. Gerçekten iyidir onun kuzeni. O da eski savaşçılardan. Şimdi eskisi kadar savaşmıyor çünkü eski tadı yok. O da Türk olanların krallığındaydı. 192'deydi. O da gerçekten bayağı iyiydi. Bir de isim olarak hem de kendisinin efendiliğinden dolayı Kaukas var. Gerçekten Değil mi? yani gerçekten çok çok iyi, çok iyi bir oyuncu. Kendisi takdir ediyorum. Sadece şu yönden söyleyeyim. Şimdi yanlışlıkla konuşmuş olmayalım da. Gözümle görmedim hiç oynayışını. Şimdi Burak benim yanımda oynadı, Hasu benim yanımda oynadı. Yanımda oynuyorlar. Bot kullanıp kullanmadığını biliyorum. Makro kullanıp kullanmadığını biliyorum. Adam her Atlantis'te eliyle birinci oluyor mutlaka Burak. Evet. Kaukas kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Kullanmadığını söylüyor. Eğer ki söylediği gibi kullanmıyorsa gerçekten mükemmel bir oyuncu diyebilirim yani. Aa, şöyle bir şey var. Kullansa bile diğer rakipleri de full zaten kullanıyor yani. Ya tabii öyle ama şimdi şöyle diyeyim sana. Dedim ya mesela Burak 2-3 Atlantis'ten bir tanesinde yan yanayız zaten. Adam benim yanımda oynuyor. Yani yanımda oynuyor ben görüyorum. Dalga geçer gibi çok rahat bir şekilde birinci oluyor. Kafa kafaya adam karşısında bot kullanıyor. Makro ile oynuyor ama bu o şekilde bile dahi birinci olabiliyor. Kaukas da bu şekilde gerçekten kafayı oynayan az kişiden bir tanesi. Eğer ki o da eğer kullanmıyorsa verebileceğim 2-3 isimden bir tanesi de o yani diyebilirim Anladım. bunu. Onlara da Çünkü buradan selamlar olsun. Bizi dinliyorlar aynen zaten. öyle. Aynen öyle. Peki şey soracağım. Bu zamana kadar 45 tane güncelleme geldi. Evet. Her güncelleme bizi oyundan soyutmaya yaradı, işe yaradı. Evet. Bu Evet. güncellemeler hakkında genel pazarlasak ne düşünürsün? Bu itemlerdir, kırmızı itemler, işte kaynak verememe, diğer krallıklarda falan. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Güncelleme yapılmak zorunda ama bu güncellemeyi aşırı şekilde paraya döktüler. Aşırı şekilde pakete döktüler ve bu oyunculara eksi yazar. Bak ben kaç yıldır Scroat oynuyorum bilmiyorum. O yani ilkokul 4'ten beri oynuyorum. 12 olsa 16-17 yıldır Scroat Online oynuyorum ben. Bu E şey on sözünü kesiyorum. Secret Online'ı biraz anlatır mısın? Ben o oyunu hiç o bilmiyorum. Knight gibi Metin 2 gibi düşün. O şekilde bir oyun. 3 boyutlu bir karakter geliştirip bir ittifak oluşturup başka ittifaklarla savaşmak üzerine olan bir oyun. LoL'e Çok de benziyor o zaman. yok Benziyor mu? LoL yok LoL ya yani LoL'e şöyle LoL de birazcık daha şey bu tamamıyla LoL'ün şöyle anlandığı düşün. Leveller çok daha yüksek, itemler ayrı ayrı geliştiriliyor.
Knight ya da Metin 2'yi biliyor musun? Knight Online ya da Metin 2'yi. Metin 2'yi biliyorum. Evet. Metin 2, Metin 2, evet. Tam Metin 2, Metin 2 portföyünde bir oyun. Ama ondan grafikleri çok daha güzel. Anladım. Çok daha eğlenceli. Dediğim gibi oradaki dostlarımla ben her yıl birlikteyim. Her gün biz orada TeamSpeak kullanırız. Her gün TeamSpeak'te sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Sık sık görüşürüz. Oradaki kurduğumuz dostluklar aynı buradaki gibi. Çok daha güzel ama orada birazcık daha az menfaat olduğu için. Şimdi menfaat giren yere sıkıntı girer. Bu oyunda ne yazık ki çok fazla menfaat var. Çok fazla para var çünkü işin içinde. Evet. Para olduğu için menfaat oluyor. Menfaat de insanların arasını bozuyor. Bu kaçınılmaz bir şeydir zaten. O yüzden insanı eksi yazıyor. Bu oyunun ne yazık ki en eksi tarafı o. Güncellemeler de şöyle. Şimdi güncellemeleri yapsın. Yapacak tabii ki. Yoksa oyun durağanlaşır, insanlar bıkar ve geri çekilir. Ama sen bu kadar nefes aldırmadan, yok emsalsizi bir çıkartıyorsun. Pat aradan 3-5 ay geçiyor. Millet daha emsalsizini herhalde 130'dan mı 145'i kaçtan çektiler? Çok hızlı bir şekilde çektiler. 145'ten 160'a mı ne bir anda çektiler? Yani çok hızlı yaptılar. İnsanlar yetişemiyor buna. Aynen. Yetişemedikçe bunalıyorlar. Yani insanlar bir nefes alsınlar. Sonra gidiyorsun sen taş getirdin. Evet, taşı getirebilirsin. Mantıklı bir hareketti bence. Yapılması gerekiyordu. Çünkü artık bazı şeyler çok durağanlaşmıştı. Tamam, getir taşları. Ya hemen üstüne bir şey daha koyuyorsun. Sonra jetonu getirdiler. Aynen, token getirdiler. Yok, geldiler kırmızı item getirdiler. Yani tamamıyla her şeyi pay to win'e çevirdiler. Yani ne kadar param varsa bu oyunda o kadar lidersin, o kadar kafayı oynayabilirsin. Aynen. Ve şöyle bir durum var, yani biz Türkiye'de oynuyoruz. Para onunla çarpılıyor. Adam orada gidiyor 99 dolara aldığını, biz burada geliyoruz 850 liraya almak zorundayız. Ya da 100 liraya aldığını 1000 TL'ye almak zorundayız. Şimdi alım gücünde ciddi bir fark var. Bu kadar güncelleme bizim gibi ülkelerde yaşayan insanları geri çeker. Çünkü rekabeti öldürür. Bu kadar çok sen güncelleme getirip bu kadar çok işi paraya dökersen bizim oyuncularımız bu işten soğur. Oyunu bırakanların %50-60 sebebi budur zaten. Hatta daha fazla bir oran. %90'ı bu bence. Yani aynen orada. Aynen oran daha fazla verecektim ancak. Belki insanların kalbi kırılır diye söylemedim. Ne yazık ki böyle. Çünkü maddi güçle orantılı bir şey bu. Birisi gider aylık 1000 lira yatırabilir mi oyuna der. 1000 lira yatırır. Gider der ki aylık 5-6 paket çekerim der. Çekiliyordu önceden. Şimdi adam 1000 liraya bir paket çekmek için çekmez ki. Uğraşmaz. Gerek yok buna der. Ya sonu olsa yine çeksin. Sonu yok ki ama. Hı. Bir de o var. Ya evet öyle ama yine de oyuncuya bu kadar ayağına sıkılmaması gerekiyordu. Şimdi geldiler. RVR'de kaynak çekilmesini yasakladılar. Yok, kaynak çekilmesini yasakla, sonra git sen kaynağı kendin sat. Bu kadar çok oyuncunun üstüne yüklenirsen, oyuncuya hiçbir şekilde açık vermezsen, nefes alacak alan vermezsen oyuncu kaçar. Çünkü oyuncuyu öldürürsün. Adam gidiyor oradan kaynak satıyor. Ana kalesine gidiyor, item çekiyor. Ben böyle birçok insan tanıyorum. Paket satın alıyor. Kaynak satıyor, paket satın alıyor. Ben kanka, örnek ben. Ben öyle yapıyorum. Bu çok mantıklı bir hareket ama sen bunu oyuncuya engellersen, dersen ki hem kaynağı ben satayım hem paketi ben satayım. Bu sefer ne kaynağı satabilirsin ne paketi satabilirsin. Patlar kalırsın. Aynen. Ne yazık ki durum ona geldi ve insanlar da kaçıyor oyundan, ki daha çok da kaçacaklar. Zaten biraz önce söyledin sen, kalesini satmaya çalışıp satamayan çok fazla kişi var şu anda. Ne yazık ki durum o şekilde ve gittikçe daha kötüye gidecek. Yani şu anda kalesini 1000 dolar 2000 dolar eden kaleler 6 ay sonra, açık söyleyeyim, 300 dolar 500 dolar etmeyecek. Çünkü alıcı bulamayacaklar kaleye. Alıcı bulamayacaklar ve şöyle bir şey de var. Her güncellemede kalenin eksiği artıyor ya, kalenin değeri düşüyor otomatikten. Aynen, işte o yüzden diyorum. 6 ay sonra, şimdi kalede bir eksik varsa 6 ay sonra bu kalede 15 tane eksik olacak. Şimdi 2000 dolar eden 6 ay sonra 500 dolar etmeyecek. Aynen. Mesela Burak'ın kalesi full Atlantis. Atlantis ekipmanları full. Bir tane bile eksiği yok. Yenisi de eskisi de. Çünkü hepsini kazanmış adam zaten. Ne yapacak? Bu adam şey yapmadı, oynamadı. Ya yani şimdi askere gitti Burak bir ay önce. Daha dün konuştum kendisiyle. 5 ay sonra gelecek. Bu adama sen bu kadar çok güncelleme, bu kadar çok yenilik verirsen, şimdi kalelerini bizim çocuklar idare ediyor ama ne yapacak bu adam?
3-5 ay sonra geldiğinde kalesi, sen çok geri yatmış olacaksın. Bu kadar çok paraya yönelik item yaparsan. Gittin süvari setini getirdin. Ne güzel, çok güzel bir paketti ki bence oyuna gelmiş en güzel paketlerden bir tanesidir. Süvari set paketi. Evet. Ama sen onu getirdikten hemen böyle 2-3 ay sonra hop şeyi getirirsen, kırmızı itemi getirirsen orada o adamlar ne yapacak? Hangi birisine yetişecek? Sen zaten sürekli bir yeni paket getiriyorsun. Sen ama adam daha hepsini sarılayamamışken sen gidip bir de bunları morlarsan, kit çok mantıklı bir hareketti. Ama sen kiti gidip de kırmızıya çektirirsen bu adamlar nefes alacak hali kalmaz. Oyundan kaçarlar. Ya, yani bunu Gameloft'un yanlış politikasıydı bence kesinlikle ve buna da pişman olacaklar. Yapacak da bir şey yok yani. Bir de bu hani tılsımlara da geldi, bu takılara da geldi kırmızı. Evet. Oraya. Evet. Artı o kırmızıdan bir tane sarı yapmak için eskisinin de sarısı lazım bir tane. Evet. Sade zinciri gibi bir şey oldu o itemler artık. Değil. Ya kesinlikle çok kötü oldu. Dediğim gibi ya tamamıyla pay to win. Yani ne kadar para yatırırsan o kadar çok rahat edersin. Oyunculuğu öldürüyorlar gittikçe. Yani burada eli ayağı doğrusun hızlı olmayan bir adama sen full artı full kaleyi ver. Diğer adama full kaleyi, yani eli çok iyi olan bir adama da orta seviye bir kale ver. Diğer adam yeniyor bunu, alıyor. Çünkü artık bonuslar arasında öyle eskisi gibi 20 bonus, 30 bonus bir fark yok. Aynen. Tokenlardan deli gibi bonus farkı geliyor. Kırmızı itemden deli gibi bonus farkı geliyor. Kitten deli gibi bonus farkı geliyor. Bu adamı sen ne yapacaksın? Nasıl ya, rekabet ettireceksin? Öyle bir düzene geldik ki içeride mızrak olsa süvariyle vurup çıkarabiliyorsun yani. Süvari o bak, kadar arttı. Bonuslar o kadar yükseldi. Bak onu diyecektim. Adam kırmızılamış itemlerini, kitlerini de fulllemiş. Süvariyi mızrağı bir vuruyor süvariyle. Mızrağı çıkartıyor. Ya böyle bir şey önceden mümkün değildi ki. Önceden mümkün değildi. Çok güzeldi. Gittikçe dediğim gibi tamamıyla paraya çevirdiler oyunu. Ve kendi hanelerine eksi yazdılar. Farkında değiller. Mesela ucuz paket çekiliyordu. O ucuz pakette sirkülasyonla mükemmel para kazanıyorlardı. Aynen. Tamam 130-140 liraya paket çekiliyordu. Ama belki günde 300 tane paket çekiliyordu. Doğru. Belki 5. Yani o şekildeydi. Şimdi günlük 30-40 paket bence çekilmiyordur. Çekilmiyor çünkü artık almıyorlar paket. Ya alan adam ucuz paket varken de alıyordu zaten pahalıya. Aynen. Bir şeyi kaydese hani onun bir artısı olmadı onlar için. Aynen öyle. Aynen öyle oldu. Yani bu şekilde Game of Kesin kendi ayağına sıktı ve pişman olacak. Ve yanlış yaptıkları çok fazla şey var. Ben sonradan öğrendim. Türkiye sunucularında şey satmıyorlarmış sanırım. Paket satmıyorlarmış. Sadece Türkiye'de yok o değil mi? Ben öyle bir şey duydum. Bunu da 3-5 gün önce öğrendim zaten. Yeni öğrendim. Önceden bilmedim. Mesela bu rekabeti öldürür. Bunu yapamazlar ki. İşte bu kaleler banlandığı zaman bana birkaç arkadaş ulaştı. Dedi ki abi bu banlanma olaylarında bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben açtım, araştırdım, biraz baktım. Ben 2018 yılında da Emsal Karaoğlu, ben Silk Road Online, Joystron'un private server bir tane. Benim kalemi banladılar. Ben gittim dava açtım. Tazminat davası. İşte hak mahrumiyetim. İşte yaşadığım sıkıntılar, zararlar. O kadar verdiğim emeğe karşılık belli bir miktar para aldım bunlardan. Talep ettiğim paranın 3'te 2'sini aldım. Çünkü araya önce uzlaştırmacı giriyordu. O zamanlar şey değildi, bu kadar aktif değildi. Ara bulucu, uzlaştırmacı meseleleri. Girdiler araya, şey yaptık, belli bir miktarda anlaştık, aldım paramı, çekildim kenara. Bu mesele için de biz bunu yapabilirdik. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada böyle yarıda keselim. Çünkü yani bahsettiğimiz konu biraz uzun ve videonun da fazla uzun olmasını istemiyorum ve sizin de canınızın sıkılmasını istemiyorum. Ve bunu da Hakan'la olan ikinci videomuzda paylaşacağım. Hemen zaten bu videonun sonuna doğru bir cut ya da bir video gelir ekrana. O video giderek de hemen ikinci videoya ulaşabilirsiniz. Veya aşağıda link bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdaki linkten de ikinci videomuza ulaşabilirsiniz. Bu bahsedeceğimiz konu yani hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Çünkü bu ban olayları falan var. Hani herkesi ilgilendiriyor bu. İşte dava açılabilir mi? Açarsak ne olur işte? Bunun bize meblağı, bütçesi ne olur? Olumlu ve olumsuz yönleri falan. Hepsini ince işte eleyip sık dokuduk arkadaşlar ve
elimizden geldiğince açıklık getirmeye çalıştık. Diğer videoma eklerim. Şimdi bu videoyu da bitiriyorum. Bu öncelikle Hakan'a çok ama çok teşekkür ederim bu videoyu bana hani vesile olduğu için ve davetimi kabul ettiği için arkadaşlar. Ve ona oyunda ve hayatında başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.